Evet kıymetli dostlar yeni videomuz hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Fenerbahçe'de Osterwolde için plan diyor. Sakatlığı nedeniyle ameliyat olan Jadon Osterwolde Galatasaray maçında sahalara dönmeyi planlıyor. Şimdi Olympiakos'la oynanan ilk maçta yaşanan sakatlıktan dolayı sezonu kapattığı konuşuluyordu. Ancak sonrasında müjdeli haber geldi. Şimdi ben bu haberi niye önünüze serdim? Hani biz Olympiakos maçında neyi kaybettiğimizi anlayın diye verdim arkadaşlar. Yani özellikle bunu söylüyorum. Şimdi İsmail Kartal Olympiakos maç öncesinde durumu için iyi bir ivme gösterdi. Güçlü kas yapısı var. Beklenenden erken dönecek falan filan derken 41 maç 2 gol sevinci yaşayan oyuncunun 37. haftaya iyileşmesi bekleniliyor. Yani iyileşse de iyileşmese de bir şeyin değişeceğini zannetmiyorum. Ülkemizde çok enteresan şeyler var. Özellikle Fenerbahçe açısından transferde Fenerbahçe yine araya girdi. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Leandro Barreiro için harekete geçtiğini söylediler arkadaşlar. Şimdi bir tarafta Fenerbahçe'nin sezon sonunda başkanının gitme ihtimali var mı? Var. Yeni seçime girme ihtimali var mı? Var. Yeni başkan adayı seçilme ihtimalleri var mı? Var. Mesela e, Saadettin Saran açık açık başkanlığa adaylığını koydu. Ali Koç'a hani aday olmayacaksa adaylığımı koyacağım dediği için düşünüyorum. E, büyük ihtimalle başkanlığa adaylığını koymayacaktır Ali Koç ki Saadettin Saran adayla koydu diyorum. Öte yandan transfer işleri. Ya ben şunu söyleyeyim. İçimde tutmayayım arkadaşlar. Mario Branco diye bir adam var Fenerbahçe'de. Teknik direktör ötesi bir adam. E, kim gelirse gelsin devam etmesi kesinlikle gereken bir adam. Mesela Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal. Crespo'yu gönderdi mi? Gönderdi. Bak. Şimdi devre arasında Lincoln Ernike'yi gönderdi mi? Onu da gönderdi. Bartu Elmaz'ı gönderdi mi? Onu da gönderdi. Bak Crespo, Lincoln Enrique, Bartu Elmaz. Emre Mor'u gönderdi mi? Onu da gönderdi. Yani Umut Nair <laughs> hani Umut Nair'in hiçbir gol katkısı olmadığı için hepimize normal geliyor. Ona bir şey diyemem. Ama Crespo, Lincoln, Enrique, Bartu Elmaz, Umut Nair, şey, Emre Mor gönderip hani Kurunic gibi bir vasıfsızlığı alması, Zayt gibi bir çöpü alması, çöple devam etmesi şu demek arkadaş benim kafam futbola basmıyor demek. Ya yani İsmail Kartal'ın kafası futbola basmıyor arkadaşlar. Ne derseniz din transfere kafası basmıyor. Hala ve hala bak gerçek kurun içi göreceksiniz. Şöyle yapacaksın. Biz gerçek kurun içi gördük. Bak ben kolay kolay eleştirmem. Beni tanıyan herkes bana şu cümleyi söyler. Hocam derler sen açık açık hani e, net konuşulabilir. Sen Fenerbahçe'nin polyanlacısısın derler. Açık açık. Hiç böyle lafın lafında çekilmezler. Çekilmesinler de zaten açık açık da söylesinler. Eğer sen eleştirmeye başladıysan o oyuncudan ayır gelmez derler. Anladınız mı? Bak inşallah ters totem olmuş olur başka bir şey olmuş olur. lan yani ne derseniz ben totem falan için yapmıyorum arkadaşlar öyle bir inancım şeyim yok. Ben söylüyorum ne Zayistan ne Kurunişten ne köy olur ne kasaba. Bak Mert Hakan'dan bile olur. Mert Hakan'dan herkes ümidi kesin dedim ki arkadaşlar çıkar 3-5 tahrik eder bir şey yapar. Beklemediğiniz anda beklemediğiniz galibiyet getirir. Hani uzaktan şutları var. Onu var bunu var. Ee, sabredin dedim. En azından Mert Hakan'dan bir şeyler olabilir dedim. Ama e, açık, net, şeffaf şekilde söylüyorum. Kurun işten de bir cacık olmaz. Bir. Zayistan de bir cacık olmaz. İki. İyi de o zaman biz niye gönderdik? Ben çok söyledim de WhatsApp bana bana dediniz ki vasat sever. İyi de hocam Crespo'nun ile Lincoln gittiğin yerlerde oynamıyor. Bak arkadaşlar. Biz bir halı saha maçı yapıyorduk. 3 senedir aynı takımla maç yapıyorduk. 3 senedir. Gırgır gır şamata içerisinde. Bir gün bizde bir adam eksildi. Eksilen adamın yerine hani <laughs> birini bulalım dedim. Arkadaş dedi ki ya dedi amatörde oynayan bir arkadaşım var getireyim mi? Ben hemen şunu sordum. Karakteri nasıl? Ya ne yapacağım karakter Çok iyi oyuncu dedi. Gelsin dedi. Bunları dedik deşik ederiz dedi. Dedim ki karakteri nasıl? Bana karakterinden bahset. Kavgacı gürültücü mü? Ya dedi hırslı bir çocuk dedi. Kavga gürültü biraz var ama dedi hani gelsin rakibi darma Geldi. O gün biz rakibe fark attık. Ancak fark atarken bile arkadaş çenesini tutmadı. Birkaç maç sonra ben ayağı kestim. Birkaç maç sonra başkası ayağı kesti. Yani 7 kişilik takımda bir sakatın yüzüne getirdiğimiz oyuncu yüzünden takım da aldı. Anladınız mı demek istediğimi? Anladınız mı? Yani bizim o, o hafta gelemeyen arkadaşın yerine getirdiğimiz kişi bizim sonumuz oldu. Ama hocam çok iyi oyuncu. Ama dördüncü. umrumda Umurumda değil. Bana hani o oraya mesela şöyle söyleyeyim. Çarkın dişlisi var ya. Bana tam oraya uyacak dişli lazımdı. Ne büyük ne küçük. Ne altından ne gümüşten ne plastikten. Oraya tam ihtiyacı olan şey lazımdı. Fenerbahçe'de Crespo'nun yerine Kurniç alınamaz. Lincoln'un yerine kuruluş alınamaz. Bak keşke de şu an King'le etseydik. Kent'in lisansını çıkartsaydık. Bu da bir ihtimal. Hocam Kent düşüşte falan filan. Kent düşüşte demek işin kolayına göre. Keşke Lincoln'le devam etseydik. Zaitse paketleseydik. Kurun için hiç almasaydık. Crespo'ya devam etseydik. Bak Crespo Lincoln'un enliki Kent'in sözleşmesi çıksaydı King'le fesh etseydik e, kurun için hiç almasaydık, alamasaydık. Şimdi kurun için haber konuşacağız. Zayis'i da gönderseydik. Bence Fenerbahçe çok ciddi kar elde ederdi. Neyse bu maalesef 24 yaşında orta saha için ilk görüşmeyi gerçekleştirmiş. Yani e, ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Biraz şey bir cümle. Abes bir cümle. Piyasa değeri 14 milyon euro, 2018'de 200 bin euro piyasa değeri olan Bareiro şu anda 14 milyon euro 56 kez Lüksemburg Milli Takım forması giymiş. Galatasaray ve Fenerbahçe transferde yarıştalar diyor. 2018'den beri bu takımda sezon sonu sözleşmesi bitiyor diyor. Hani merkez orta saha oyuncusu Lüksemburglu 6 sarı kart demiş bu ligde. Portekiz asıllı. Bence Portekiz takımları bu arkadaşı rahat bırakmaz. Keşke becerebilsek. Bu piyasa değerinde bu yaşta bir futbolcuyu keşke becerebilsek. Ama şunu söyleyeyim. Eğer Fenerbahçe bir şampiyonluk e, serüvenine girerse şampiyonluk serüvenine girebilirse daha doğrusu bence o zaman çeşitli fırsatlar önümüze doğabilir. O zaman farklı şeyleri konuşabiliriz. Fenerbahçe'de Şimanski'nin yerine Puertas Şimdi ligde Avrupa'da şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Avrupa'dan elendi. Ancak Avrupa devlerinin radarına girdi Şimanski. Birçok takım Polonyalı yıldızı takip ediyor. Ve Union saint Julius'un e İspanyol yıldızı Puertas da Fenerbahçe'nin hedefinde. 25 yaşındaki oyuncu. Bak şunu söyleyeyim. Barerio ve Puertas'ı Fenerbahçe becerip alsa bence Fenerbahçe'ye çok ciddi bir e, kar olarak döner. Hatta Fenerbahçe'ye bir tık iki tık seviye atlama olarak dönebilir. 15 milyon euroyu gözden çıkarttı Fenerbahçe diyor Galatasaray iddiası. Ama şunu diyeyim. Oyuncunun sözleşme bitiş tarihi 2025. 30 Haziran 2025. Ve <laughs> ben zannetmiyorum hani yolunun Türkiye'ye düşeceğini. Bir de tabi kulüple kulübüyle de bir yıllık e, opsiyon hakkı var. Hocam zamanında çok kadar almış. Zamanında ne kadar aldıkları önemli değil. 48 maç 9 gol 20 asist totalde. Zaten golünün asistlerinin çoğunu 5 gol 11 asist, 16 asisti. Kendi liginde yapmış. Belçika liginde. Belki biz hani nasıl diyeyim size. biz belki bir ihtimal büyük ihtimal ya da küçük ihtimal. Bat şu ayı etiketi sayesinde, hashtag'i sayesinde belki bir şey yapabilirsek yaparız. Onun dışında geçiniz. Fatih Terim'den Samet Akaydın kararı demiş. Fatih Terim'i hiç sevmeyiz. Önem vermeyiz. Ancak Samet Akaydın'ı satın alma opsiyonuna kiraladılar ve son kararı verdi diyor. Yunan basını milli futbolcunun opsiyondaki şartları duyurdu diyor. Şimdi Samet Akaydın geçtiğimiz günlerde beni bile engellemiş Twitter'dan. Yani düşünün en savunan adam benim. Gidiyor mu bana çoğu zaman derler hocam Fenerbahçe adına Polyanacılık yapan diye. Şimdi Panathinaikos Bahia'dan Vitor Hugo'yu Fenerbahçe'de Samet Akaydın'a satın alma opsiyonunu kiraladı. Ve büyük beğeni topladı diyor. Yunan ekibiyle 13 maçta 860 dakika sahada yer aldı. İlk bölümde ilk başlarda büyük eleştiri toplamıştı. Ancak şampiyonluk turunda gösterdiği performansta büyük beğeni topladı diyor. İnşallah yani inşallah büyük beğeni toplamıştır. Çünkü satın alma opsiyonu 4 milyon euro arkadaşlar. Sonuçta 3.7'yi aldık. Ve hani açıkçası herkese göre büyük bir kazık. En azından bu kazık böyle çıkar. Yani Fatih Terim takımda kalması yönünde haber şey rapor sunmuş. hiç olmasa yedek kulübesinde dursun diye. Başta da hayal kırıklığı diyor ancak sonrasında Biliyoflar da iyiydi. Gelecek sezon planlamasında yer alacak diyor. Terim devam ederse Akaydın kalabilir diyor. Kifati terim kalır. Şimdi 4 milyon euro arkadaşlar. Ben bunu ilk günde haberini vermiştim. Ve çok şükür 4 milyon euro olup satın alma opsiyonu. Bunu düşürmek için uğraşacak falan değil. Geçiniz arkadaşlar. 4 milyon euro inşallah Samet Akaydın'dan gelir en azından başka şeyde kullanırız. Fenerbahçe'nin kurunç kararı diyor. Hadi kurunç için çok istekli olmasa da Fenerbahçe almak zorunda. Hani buna şemsiyene ilgili bir şey söylüyorlar ama taraftar memnun kalmadı. Sözleşmesinde madde var. Ee, neydi o madde? 4 milyon euro civarında bir madde. Fenerbahçe küme düşmedi müddetçe alır maddesi var arkadaşlar. Hani bazen zarar edeceksin. Mecbur. ya yani bu zararı yaşamak zorundasın. Ha 7,5 milyon euro piyasa değeri var. Belki Mario Branco birilerinin ağzından girip burnundan çıkar. 3,5 milyon euro opsiyonu var. Kiralama bedeli yoktu. İnşallah birilerinin ağzına girip bundan çıkar. Bizde olmaz arkadaşlar. Şimdi Süper Lig'de enteresan şeyler var. Bakın. Süper Lig artık hani Fenerbahçe'nin sıra yarışına döndü. İki takımda artık ligi odaklandı. Tökez diyen ikinci olur mantığında herkes. İki takımın da oyuncuları malum. Şu şampiyon olur, bu şampiyon olur demek çok yanlış. Yabancı hakem olmalı mı, olmamalı mı? Orta hakem. Ben açıkçası şunu söyleyeyim. Fenerbahçe Galatasaray sırayı maçının var hakemi de, orta hakemi de, yan hakemi de hepsi de yabancı hakem olmak zorunda. Yoksa kıyamet kopar. Hatta ben bir tık daha ötesine söyleyeyim. Hocam Fenerbahçe'nin kaybedeceğinden korkuyorum. Fenerbahçe'nin kaybedeceğinden korkmuyorum. Fenerbahçe'nin kazanacağından eminim. Şimdi şunu da söyleyeyim. TFF gözü büyük ile görüşüyor iddiası var. Gürcan Bilgiç'in iddiası. Hani Türk asıllı Hollandalı hakem e, Serdar gözü büyük ile görüştüğünü duydum diyor. Gürcan Bilgiç. Ha ne kadar doğru bilmiyorum arkadaşlar. Bu onun duyumu. Benim duyumum değil. Ve elimizde tek gerçek MYK mevcut kadrosunda bu maçı inandırıcı şekilde yönetecek isim yok. O gün geldiğinde bizim hakemlerimiz yönetmek isterler mi? O da tartışılır. Var ekranına yabancı hakem baktığında futbolcumuz yani futbolumuz huzur buldu. Sağdaki hakemlerin performansı arttı diyor. Ya yani ben açık söyleyeyim. TFF Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray maçı için kesinlikle yabancı hakem bulmak zorunda. Eğer bulmazsa işte o zaman Kıyamet kopmaya hazır olur. Şimdi şöyle söyleyeyim. Az önce cümlem yarım kaldı. Fenerbahçe'nin yendiği bir senaryoda Galatasaraylılar maçın orta hakemi denk geldi miydi? Ağır tepki verebilir. Tam tersinde Fenerbahçeliler ağır tepki verebilir. Yani ihale her şekilde hakeme kalabilir. Anlatabiliyor muyum? Ve algı operasyonları şu bu. Geçin. Ha, şunu da özellikle ve özellikle belirteyim. İki eee Teknik adam da yabancı hakem isteyecektir diye düşünüyorum. Gerçi ço şeyi çok seviyorlar ama. Yani Okan Buruk çok seviyor Türk hakemleri ama. Ya Fenerbahçe'de yani Fenerbahçe'nin de elinde tek bu çaresi kaldı. Hani savaşarak çırpınarak yapması gereken şey bu kaldı. Arsenal Ferdi Kadıoğlu'nu izledi. Yani Ferdi Kadıoğlu'nu izleyip izlememesi bile mühim değil arkadaşlar. Siz izlediniz değil mi Ferdi Kadıoğlu'nu? Şimdi siz bana şunu söyleyin. Olimpiyakos maçının iyilerinden biri değil mi? Yani satın alacak olsanız herhalde Ferdi Kadıoğlu'nu alırsınız. Öyle değil mi? Demek ki Ferdi Kadıoğlu ismi Fenerbahçe'de yazın gündem belirleyecek isim. Şimdi Yağız Sabuncuoğlu da Ferdi Kadıoğlu'nu takip eden Arsenal sezon sonunda resmi teklif yapma kararı aldı diyordu. Aynı zamanda Ferdi haricinde Fenerbahçe'nin e, Ferdi haricinde Fenerbahçe'nin bir başka futbolcusunu daha bir dünya devi istiyor. Netleşirse söyleyeceğiz diyor. Daha çok sade diyor. Arkadaşlar ben size o dünya devini söyleyeyim. Bayer Leverkusen İsmail Yüksek arkadaşlar. Ve Bayer Leverkusen sezon başında 16 milyon euro opsiyona çıkan bir teklifte bulunmuştu. Fenerbahçe futbolcusunu çok çok iyi olduğunu söylemişti. Ben şunu söyleyeyim. Çabı Alonso devam ederse. Bu eleman bu çocuğu aldırır. İnşallah 30-40 milyon eurolara Fenerbahçe'de bir akıllık edip aldırır. Şiddetle söylüyorum. Hangi başkan seçilirse seçilsin. Çok mühim değil benim açımdan. İsteyeni seçebilirler. Ancak Fenerbahçe'de kesinlikle ve kesinlikle devam etmesi gereken bir isim var. O isim Mario Branco. Mario Branco'yu satan şampiyonluğu satar. O kadar diyeyim size. Yani kim olursa olsun bak. Babamın oğlu bile olsa Mario Branco kalması lazım. Mario Branco'nun gitmesi Fenerbahçe'ye büyük zarar verir. Büyük sıkıntı yaşatır. Benden tavsiye. Ben bir Fenerbahçe taraftarı, bir Fenerbahçe aşığı olarak söylüyorum. Ben olsam kim gelirse gelsin Mario Branco ile devam ettirir. Bak İsmail Kartal'ın aldıkları ortada. Dursun dedikleri ortada. Yani milleti çileden çıkartan isimler ortada. Bugün mesela Ryan Kent. Yani cidden Ryan Kent olayı çok komik ya. Gerçekten komik. Hani anlatılmaz derecede komik bir olay. Oyuncuyu Süper Lig listesine yazdırma ama daha zorlu bir lig olan Avrupa listesine yazdır. Ya şu akingi şey yapma. Ya, ya, neresinden bakarsan bak saçmalık. Crespo gitti mesela. Ee, gidenler Avrupa listesinde. Aldığına bakıyorsun listede yok yazamıyorsun. 3 tane futbolcu ekleyebiliyorsun aldığın isimler. Mesela Çağlar Söyüncü'yü devre arasında aldın. Aldığın ismin katkısı ortada. Bonucci'nin katkısı ortada. Yani Türk oyuncuları ben ligde oynatayım falan diye. Zaten Fenerbahçe'nin de Avrupa'da bir cezası vardı bilmiyorsanız. Hatırlatayım arkadaşlar. Kadroyu yeterli sayıda yazamıyorduk. Belli kırpmalar yapmak zorundaydık o kadroda. Önümüzdeki sene zaten bu tamamen kalkacak. Yani kim kaç tane futbolcu yazabiliyorsa biz de o kadar yazabileceğiz. <laughs> o açıdan da durum bundan ibaret. Hakkımızda hayırlısı olsun. Her konuda hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Benim aktaracaklarım, söyleceklerim bu kadar. Twitter hesabıma, buraya, ikinci Twitter hesabıma şiddetli şi yani şiddetli itirazlar, şiddetli saldırılar var. Sizlerden destek bekliyorum. Beğeni olur, yorum olur arkadaşlar. Ne bileyim, videoyu sosyal medya hesabınızda paylaşmak olur. Sizlerden destek bekliyorum. Hani kanalımızın şeyi bu değil. Transfer haberlerine de başladık. İstediği kadar e, ee, hani kulüpte seçim süreci olsun önemli değil. Biz transfer haberlerine başladık. Hepinizin bilgisi olsun. Ve transfer haberlerini de sürdürmeye devam edeceğiz sevgili arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.